Hologram TV'ye hoş geldiniz. Dünyanın oluşumundan beri sismik yönden aktif bulunan bölgelerde çok fazla deprem yaşanmıştır. Bu içeriğimizde dünya tarihinde kayıt altına alınabilmiş en büyük depremlerin 25 tanesini sizler için bir araya getirdik. Deprem doğal afetiyle ilgili kayıt tutulmaya ilk kez 1881'de Japonlar tarafından başlanılmıştır. Teknolojik gelişmeler ışığında bilimin de ilerlemesiyle birçok ülke sismometre kullanımına önem vermiş, ardından gelişmiş sismik istasyonlar kurulmuştu. 2000'li yıllardan sonra ise dünya genelinde depremler anlık olarak tespit edilebilir hale gelmişti. Dijital ortamda kayıt altına alınmış depremlerden yola çıkarak bu içeriğimizde tarihte yaşanan en büyük 25 depremi sizler için bir araya getirdik. 1. Büyük Şili Depremi, Şili, 1960. Büyük Şili Depremi 22 Mayıs 1960 tarihinde 9.5 büyüklüğüyle tüm zamanların ölçülmüş en büyük depremidir. Depremin merkez üssü başkent Santiago ve Şili'nin yaklaşık 700 km güneyindeki Valdivia şehrinde. Deprem Büyük Okyanus'ta yayılan tsunami'ye sebebiyettir. 10 bin kilometre mesafedeki Hilo, Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgelerini tahrip eder. Deprem kurbanlarının sayısı 5 bin kişi tahmin edilir. 2. Shaanxi Depremi Çin, 1556. Shaanxi Depremi veya Hua ilçesi depremi yaklaşık 830 bin kişinin ölümüne sebep olarak en çok kişinin ölümüne sebep olmuş deprem olarak tarihe geçmiştir. 23 Ocak 1556 sabahında Shaanxi Çin'de meydana gelmiştir. Shaanxi, Shaanxi, Henan, Gansu, Hebei, Shandong, Hubei, Hunan, Jiangsu ve Anhui illerinin 97'den fazla ilçesi etkilenmiştir. 3. Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi 2004. 2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi 26 Aralık 2004 günü meydana gelmiş merkezi Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısı açıklarında olan depremdir. Batma nedeniyle meydana gelen deprem Hint Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler üretti. Bu nedenle 14 ülkede 230 binden fazla kişi öldü. Bu tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biriydi. Endonezya en ağır zararı alan ülkeydi. Onu Sri Lanka, Hindistan ve Tayland izledi. 9.1 ila 9.3 olan büyüklüğüyle bugüne kadarki en büyük 3. depremdi. Süresi 8.3 ila 10 dakika arasında değişen deprem bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahipti ve tüm gezegeni 1 santimetre hareket etti. Alaska'ya kadar depremleri tetikledi. 4. Aleppo Depremi, Suriye, 1138. 11 Ekim 1138 yılında Suriye'nin Halep şehrinde meydana gelen depremde yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 5. Tangshan Depremi, Çin, 1976. 28 Temmuz 1976 günü meydana gelen depremin merkezi Çin'in Tangshan şehridir. 7.8 şiddetindeki deprem sonucu 180 bin bina yıkıldı ve 240 bin kişi öldü. 6. Huyan Depremi 1920. 1920 yılında gerçekleşen ve Gansu Depremi olarak da bilinen deprem 7.8 büyüklüğündeydi. Can kaybının 200 binin üzerinde olduğu felaket Gansu bölgesi olarak da adlandırılan Lijiangbu Huyan ve Gangchakı yerle bir etti. Sadece Huyan'da 73 bin kişi yaşamını yitirdi. Shiji bölgesinde Shujie köyü tamamen toprağın altına göçtü. Deprem Norveç'ten bile hissedildi. 7. Haiti Depremi 2010. 2010 Haiti Depremi merkez üssü başkent Port-au-Prince 25 km uzaklıkta ve 7.0 büyüklüğünde olan ve zaman olarak 12 Ocak 2010'da gerçekleşen deprem. Deprem yerin 13 km altında meydana geldi. Birleşik Devletler Jeolojik Araştırma Kurumu 5 ila 5.9 arasında seri bir 14 artçı depremi kaydetti. Depremden yaklaşık 3 milyon kişinin etkilendiği ve ölü sayısının 50 bin ila 100 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. 8. Xining, Çin, 1927. Çin'in Xining vilayetinde 1927 yılında 7.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem yaklaşık 200 bin ölü ve 500'den fazla okul ve iş yerinde büyük zararlar oluşturdu. 9. Damkan, İran, 856. Depremin şiddetinin 8.0 olduğu tahmin ediliyor. Deprem yaklaşık 200 bin kişinin ölümüne yol açtı.
Japon. Tohoku depremi 2011. Tohoku depremi ve tsunamisi 11 Mart 2011'de Japonya'nın Tohoku bölgesinde 9.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem. 9 büyüklüğünde olan deprem Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu, dünyada ise en büyük ilk 5 depremin arasında olduğu açıklandı. Tsunami ülkede çok büyük zarara yol açtı. Depremde 15.828 kişi hayatını kaybetti ve 3.760 kişi halen kayıp olarak belirtiliyor. Kara ve demir yolları ağır hasar gördü. Çeşitli yerlerde yangınlar çıktı ve bir baraj yıkılarak bölgeyi su basmasına neden oldu. Kuzeydoğu Japonya'da 4.4 milyon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz kaldı. Deprem sonucu gıda sıkıntısı da meydana geldi. 11. Kanto depremi 1923. Kanto depremi veya Büyük Kanto depremi 1 Eylül 1923 günü meydana gelen depremdir. 4 dakika sürmüştü. Jeologlar günümüzde Büyük Kanto depreminin 7.9 olduğu tahmin etmektedir. Tarihteki en yıkıcı depremlerden biri olan Büyük Kanto depremi sırasında 100.000 ila 140.000 kişi arasında tahmini ölü vardı. Japonya'nın en büyük adası Honshu üzerinde bulunan Kanto bölgesinde neredeyse tamamının yerleşim alanları kullanılmaz hale gelmişti. Deprem sonrasında Tokyo harap olmuştu. Deprem nedeniyle 1930'lara kadar Osaka'nın nüfusunu ikiye katlayan yoğun bir üç göç olmuştu. 12. Aşgabat depremi, Türkmenistan 1948. 6 Ekim 1948 yılında meydana gelen yıkıcı deprem 7.3 büyüklüğünde olmuştu. 110 bin kişinin öldüğü deprem sonucunda kent tamamen zarar görmüş ve daha sonra yeniden inşa edilmişti. 13. Messina, İtalya 1908. 28 Aralık 1908 yılında 7.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucunda 70 bin ila 100 bin arasında insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 14. Çinli, Çin 1290. 27 Eylül 1290 yılında meydana gelen depremin 6.8 büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Deprem sonucunda yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti. 15. Sichuan depremi, Çin 2008. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sichuan eyaletine bağlı Gava, Tibet, Chang, Özerk ilinin Benchuan ilçesinde 12 Mayıs 2008 tarihinde meydana gelen 7.8 şiddetli deprem. Deprem Çin'in ekonomik merkezleri Pekin ve Şangay'da da hissedildi. Dış ülkelerde ise başta Vietnam, Tayland, Hindistan ve Pakistan dahi hissedildi. Yaklaşık 70 bin kişinin öldüğü depremden sonra Çin'de 3 günlük yas ilan edildi. Bu deprem Çin'de 1976 yılında meydana gelen ve yaklaşık 250 bin kişinin öldüğü Tangshan depreminden sonraki şiddeti ve can kaybı en büyük olan deprem. 16. Keşmir depremi, Pakistan 2005. Pakistan'da 8 Ekim 2005'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 1 dakika 19 saniye sürdü. Ölü sayısı resmi kayıtlarda yaklaşık 75 bin kişi olarak belirtilmiştir. Ölenlerin 73.338'i Pakistan'da, 1400 kadarı da Hindistan'da bulunmaktadır. Merkez üssü İslamabad'ın 95 km kuzeydoğusundaki Keşmir bölgesi olduğu bildirilmiştir. Deprem Hindistan ve Afganistan'da da etkili olmuştur. 17. Azerbaycan depremi 1667. 1667 yılında meydana gelen deprem 6.9 şiddetinde meydana gelmişti. Deprem sonucunda yaklaşık 80 bin kişinin hayatının kaybettiği tahmin ediliyor. 18. Tebriz, İran 1727. 26 Nisan 1727 yılında İran'da meydana gelen bu depremin şiddeti tam olarak bilinmese de yaklaşık 77 bin kişinin hayatının kaybettiği tahmin ediliyor. 19. Lisbon depremi 1755. Büyük Lisbon depremi 1 Kasım 1755 günü meydana gelen depremdir. Tarihteki en yıkıcı depremlerden biri olan Lisbon depremi sırasında 60 bin ila 100 bin kişi arasında tahmini ölü vardı. Depremi bir tsunami ve kentin pek çok yerinde başlayan yangınlar takip etmişti ve Lisbon'un neredeyse tamamının yerleşim alanları kullanılmaz duruma gelmiştir. 20. Peru depremi 1970. Yungay'da 31 Mayıs 1970'te gerçekleşen deprem sonucu 3 milyon insan etkilenmiştir. 8 büyüklüğündeki deprem daha sonra çığ felaketine de yol açmıştır. Sadece Yungay'da 20 bin kişinin ölümüne yol açtı. 21. Sicilya, İtalya 1693. 11 Ocak 1693 yılında 7.4 büyüklüğünde meydana gelmiştir. Yaklaşık 60 bin kişinin ölümüne yol açan deprem 70 kasaba ve şehirde yerle bir etmiştir. 22. İran depremi 1990. 1990 İran depremi ya da Manjid-Budvar depremi 21 Haziran 1990'da İran'da büyük hasara yol açtı. Deprem 7.4 büyüklüğündeydi.
Budvar, Mancil ve Rus Han şehirleriyle 700 köy ciddi zarar gördü. 300'den fazla köy de depremden etkilendi. Hazar Denizi'nin güneybatısındaki Gilan ve Zhangjiang illerinde 7 milyon dolarlık hasar meydana geldi. 100 bin kerpiç ev büyük hasar gördü ya da yıkıldı. Ayrıca 40 bin kişi öldü, 60 bin kişi ise yaralandı, 500 bin kişi evsiz kaldı. 23. Gölcük Depremi, Türkiye, 1999. 17 Ağustos 1999 sabaha karşı olan depremin merkez üssü Kocaeli Gölcük. 7.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştu. 17 Ağustos depremi tüm Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 ölü, 23.781 yaralı oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölüm, ağır hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştu. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişiyi evsiz bırakmıştı. Yaklaşık 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinle etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son 100 yılın en büyük depremlerinden biridir. 24. Nankadyo, Japonya, 1498. Japonya'nın Nankia kıyılarında 20 Eylül 1498 tarihinde 8.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 26 bin ila 31 bin kişinin hayatına mal oldu ve büyük bir tsunami'ye yol açtı. 25. Nepal depremi, 2015. 25 Nisan 2015 tarihinde başkent Katmandu ve Pokhara kenti arasında Nepal'de meydana gelen 7.8 büyüklüğünde bir deprem. 1934'ten beri ülkede yaşanan en şiddetli depremdi. Deprem sonucunda en az 6 bin kişi öldü ve 12 bin kişi yaralandı.